yıllardır müzik yaşamını başarıyla sürdüren Okay Temiz. Evet sevgili müzikseverler, bu programımızın konuğu Okay Temiz, müziğe nereden başladı, ne gibi aşamalar geçirdi ve şu anda nerelerde? Bunu hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz, dinleyeceğiz. Okay, yaklaşık 30 yıldır müzik yaşamını sürdürmektesin. Ama müzikle ilk ilişkiler nasıl başladı? Bir istersen oradan başlayalım önce. Annemden oldu tabii. Yani evde ut çalınıyordu, müzik vardı. Annem ut ve cümbüş çalardı. Her gün biz fasıl geçerdik. Bende koltuk vardı, eski bir koltuk. Ona yardım ederdim. Böyle kulağım doldu müziğe. Sonra konservatuara gittim annemin tavsiyesiyle. Ankara Devlet Konservatuarı'na, klasik vurgulu çalgılar bölümüne. Orayı bitirmedim. Fakat 12 sene dans müziği çaldım Türkiye'de. Sonra bütün gönlümdeki yatan istek şeydi. Yurt dışına çıkıp yabancı müzisyenlerle tanışıp konser müzisyeni olmak. Onlarla beraber konser, yani geliştirmekti bu hadiseyi. 67'de gelen bir teklifi değerlendirdim. İsveç'e gittik. Muvaffak Falay'la? Evet. Muvaffak Falay o zaman benden daha evvel çıkmıştı yurt dışında. Onun kontakları vardı. İsveç'te onun sayesinde ve kendi isteğimle bütün bu caz alemine girdik. Çünkü o zaman İsveç şeydi, Stockholm Jazz Center'dı, yani müzik center. Avrupa'nın müzik merkeziydi. Bütün cazcılar oradaydı, Amerikalılar halinde. Peki hala bu Sevda orada doğdu değil mi? Evet, Sevda diye bir grup kurduk Muvaffak ve ben. Türkiye'den müzisyenler getirdik. Bodrumlu Salih vardı. Bodrumlu Salih Baysal'ı getirdik. Çok sükse yaptı bu grup. Bu ilk folk caz denemeleriydi zaten İsveç'te. Hakikaten çok sükse yaptı. Değişik geldi millete bir anda. Ritimlerimiz değişik falan. Biz de melodileri alıp üstüne caz improvizesi işliyorduk. O şekilde geliştiriyorduk hadiseyi. Daha sonra Afrikalı iki müzisyenle ben seni dinledim. Beraber program yaptık galiba. Evet, ama onlardan biriydi. Biriydi. Evet. Diyani gelmişti. Diyani buradaydı. Oğuz Durukan değil mi? Evet, Oğuz Durukan, Diyani ve sen, üçünüz birlikte ilk programımızı gerçekleştirmiştik. Evet. Hatırlıyorum. Gayet de ilginç çalışmalar olmuştu. Evet. Afrikalı. Çok kuvvetli bir basçı ve piyano da çalar, şarkı da söylerdi o zamanlar. Onunla bir grup kurduk biz. Music for Iksaba. Cani Diani, Mongezi Feza. O da Afrika'nın çok iyi bir trompetçisi. Bu grup da bir anda parladı İsveç'te. Çünkü son derece avantgard ve o zamana kadar yapılmayan bir müzik yaptık. Şöyle ki Afrika folkunu alıp tamamen serbest improvizasyona dayanan bir hat üzerinde ben ayrı bir yol tutuyordum mesela ritim olarak. Kontrbas ayrı bir şey çalıyordu, trompet tamamen ayrı bir line. Yani üç ayrı hatta biz istediğimizi çalıp birleşebiliyorduk. İstediğimiz yer. Fakat birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Sonra Oriental Wind'e mi geçtik? Evet, bu grup devam etti bir müddet. Devam ederken aynı anda ben Oriental Wind'i kurdum. Evet. Oriental Wind. Oriental Wind İsveçli ve Türk müzisyenlerinden oluşan bir gruptu değil evet. mi? Evet. Ama zaman zaman değişiyor. Afrikalı da geldi içine. Fransız da geldi, Türk de girdi, sırf Türk de oldu, sırf İsveçli de oldu. Yine ben hatırlıyorum, 10 yılı aştık, 3 İsveçli, sen ve Hacı Ahmet.
Hacı Tekbilek. Evet. Hacı Tekbilek'le birlikte bir program gerçekleştirmiştik. Evet. Oldukça ilginç çalışmalardı onlar ve gerçekten o zamanlar çok beğenilmişti. Oriental Wind de beğenildi zaten. Halen devam ediyor. Beğenilmesi bu zamana kadar gelmezdi. Onu en çok, en istikrarlı grup o. Oriental Wind evet. oldu. Stenson piyanodaydı. Thomas Östergren akustik bas. Hacı Tekbilek saz, mey, zurna aletleri. Leonard Oberg de bizim devamlı saksafoncumuz Sadık. 15 senedir oryantalıydı. Ve sen. Ve sen ülkemizde konserler verdiniz, televizyon programları yaptınız. Ama bu sadece burada kalmadı. Dünyanın pek çok ülkesinde de konserler verildi, festivallere katılındı. Yaklaşık kaç konser verdiniz o kadar? Oriental Wind olarak. Evet, Oriental festivaller 148 tane falan geçenlerde sayıldı. 148 festival. Evet. 1450 tane konser. 1450 konser. Ama 20-25 sene içinde. Hangi ülkelerdi? 69'dan beri. Avrupa, bütün tüm Avrupa var. İngiltere var. Amerika var. Ve Hindistan var iki defa. Benim bildiğim kadarıyla Oriental Wind aynı zamanda Türk müzisyenlerinden oluştu ve oldukça da başarılı oldu. Ve ünlü Neyzen Akagündüz Kutbay'da ilk denemelerini evet. Oriental Wind'le yaptı. Evet, beraber çalışmıştık o zamanlar. Çok güzel şeyler oldu. Maalesef devam ettiremedik. Aynı grup Avrupa'da biz turne de yaptık Akagündüz'de. Tuna Ötenel de vardı. Tabii Tuna Ötenel, Akagündüz, Kudret Öztoprak fakat Kudret dışarı gelmedi bizde. Bu gruptan oluşan bir parçamız var. Tabii seninle program yaptık. Evet. Tabii. Sevgili seyirciler, yıllar önceydi ve burası Muştur'u Oriental Wind başarıyla sergilemişti. Şimdi hep birlikte o parçayı izliyoruz. Burası Muştur, Oriental Wind. Thank you.
Aka Gündüz Kutbay gibi daha başka pek çok ünlü Türk müzisyeniyle birlikte Oriental Wind adıyla çalışmalarını sürdürmektesin. Saffet Gündoğar, bunlar içinde en önemlisi diyebilir miyim? Tabii, Hazret. Çünkü yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yıllardır birlikteyiz ve gönül vermiş bu işe.
ve amatör bir zevkle bana yardımcı oluyor, beni takip ediyor. Yurt dışına gidiyoruz, festivaller, konserler, bir sürü konser çaldık, festival çaldık. Daha vardı. Nebil ve Nebil, Kamil. Nebil Emek gitar, Kamiler'den bas. Yıllar önce öyle bir program da gerçekleştirmiş. Evet. Güzel günlerdi. Her programda yeni ve değişik müzisyenler. Bunu pek çok kez birlikte yaşadık. Bir keresinde iki tulum çalan müzisyenle gelmiştim stüdyoya. Ankara'daydı değil mi? Ankara'daydı. Onlar da Ankara'da yaşıyorlardı o zaman herhalde. Temas ettim. Bir programda seyretmiştim daha evvel onları. Çok enteresan oldum. Hemen beraber bir şeyler yapalım dedik. Bir prova yaptık. O program öyle olmuştu zaten. Evet, anında çıkmıştı tabii, değil mi? Yani çabuk. Girip hemen... Sizler evet. Çalmıştınız. Tabii tabii. Oldukça da zevkliydi. Çok güzel. Tabii. Evet. Okay, uzun yıllar kaynağını Türk halk müziğinden aldığın parçaları yurt dışında başarılı tanıttın. Bu müzik türünde nasıl etkilenme oldu? İzzet, kaynak çok zengin Türk müziğinin. Yani her yöre değişik, her köy 100 kilometre gidiyorsun, müzik değişiyor, kostüm değişiyor. Elbise. Güzel de müzisyenlerimiz var. Müzisyen çok çok var. Çok Binali Selman da bunlardan biri diyebilir miyiz? Binali Selman tabii, en önde. Değil mi? Bir Binali Selman'ın yanı sıra Mahir Selman, Deniz Selman ve Erdoğan Meyler. Böyle de bir çalışmamız olmuştu. Evet, beraber yaptık onu. Evet.
Çok enstrüman çalıyorsun Okay. Ama bu arada bir takım müzik aletlerini de kendin üretiyorsun. Çılgın Kask da bunlardan biri diyebiliriz. Evet, Çılgın Kask yapalı ne kadar oldu? 2,5 sene oldu. Yaklaşık o kadar oldu. Orada ilginç olan neydi? Arto'nun şişesi. Ya evet. Safvet'in de klarnetiyle beraber değil mi? Güzel bir değişik bir çalışma oldu. Evet. Geldik son çalışmalara. Ben burada yepyeni bir Okay Temiz'le karşılaştım dersem. Sen ne diyeceksin Okay? Aynı Okay Temiz de biraz daha birikimleri dışarı müzik halinde yansımış bir son yaptığımız yapıtta öyle. İşte bir sürü şey öğreniyoruz tabii İzzet. Onları Afrika kültürü, Hindistan, Amerikan cazı, İşte bizim mesnevi müziğimizin yumuşaklığı bunları zaman zaman birleştirip şey yapıyorum. Bu son yapıtta bunlar bir sürü şeyler evet. Var. Bir sürü renkler var. Yani bir reggae de var içinde. Ha reggae de var. Onu unuttum. Tabii. Değil mi? Reggae ile şeyi bizim mesnevi müziğini derviş dediğimiz yapıtta birleştirdik. Mesela. Dervişin zikri bu şekilde doğdu. Pekala burada pek çok müzisyen de sana gerek enstrümanlarıyla tabii. Gerekse düzenlemeleriyle katkıda bulundu. Düzenlemeleri Oğuz Abadan'la birlikte yaptık. Beraber yaptık tabii. Kendisi çok iyi yardım etti. Sonra Hacı Tekbilek çok güzel neyi çaldı buradan. Gerçekten öyle. Erkan Oğur gitarıyla. Ve daha başka evet. Pek çok müzisyenle birlikte Derviş'in zikri doğdu. Evet. Başından yumuşak kuş sesleriyle başlıyordu. Onları küçük seramik kuşlardı. Minik minik oyuncak gibi. Onlarla yapmıştık. Sonrası devam etti. Thank you.
son bestelerinden biri de Akbaba. Bu da oldukça ilginç bir çalışma bence. İçinde Afrika ve Türk ritimleri var. İspanyol havası kokuyor ve cazı da kaynaştırmışsın. Bunu nasıl gerçekleştirdin Okay? İzzet, parça zaten Kuzey Afrika, Cezayir melodisi. Bir folk melodisi, çok kısa. Biz bunu başına ve sonuna, ortasına space'ler koyduk, boşluklar. Bu boşluklara işte tumbalar, ritimler, flüt ve gitar varyasyonları yerleştirdik. Evet. Ama bunda tabii müzisyenlerin kendi kültürleri, mesela Erkan bir İspanyol kültürüyle çaldı sonrasını. Bir Leonard bir caz varyasyonları yaptı flütüyle falan. Akbaba böyle doğdu. Evet, bu şekilde oldu. Thank you.
geldik programımızın son parçasına, After the Peace. Okay, ben bu parçayı dinlediğim vakit 3 bölümde algıladım. İlk bölümde burukluk ve neşe bir arada. İkinci bölümde harp sahneleri var. Üçüncü bölüm ise son derece neşeli. Şimdi bu harp sahnelerini hangi enstrümanlarla gerçekleştirdin ve bu arada neler hissetmiştin? İzzet, harp görmedim. Fakat tahayyül ediyorum sesleri. Bunlar da kompütürde var. Bilgisayarda vardı. İspan arkadaşımla stüdyoda bu sesleri monte edip üzerine ben davul sololar falan çaldım. Bu arada vokaller de var. Vokali de Gülzar yaptı. Vokallerde de o yardım etti bize. Evet. Evet sevgili müzikseverler, programımızın son parçası After the Peace.